Murat Paşa. Davetime icabet ettiğiniz için size müteşekkirim sultanım. Zira bizzat tebrik etmek istedim. Hadiseleri işitmişsiniz. Hayret etmedim dersem yalan olur. Safiye Sultan'a karşı bu kadar çabuk zafer kazanmanızı beklemiyordum doğrusu. Muazzam. Talihim yardım etti paşam. Rüzgar benden yana. Bugün öyle. Peki yarın? Bir serdar olarak nice savaşlar gördüm sultanım. Rüzgarın bir anda tersine döndüğü nice savaşlar. Demem o ki kılıcınızı asla elden bırakmayın. Safiye Sultan'ın var gücüyle üzerime geleceğini biliyorum. Lakin korkmuyorum. Bence korkmalısınız. Zira korku beraberinde tedbirli olmayı getirir. Her daim tetikte olmayı. Şimdi müsaadenizle size takdim etmek istediğim biri var. Gürbüz Ağa. Bakmayın böyle hımbıl gözüktüğüne. Pek çeviktir, hareketli, zehir gibi de aklı vardır. En mühimi sadıktır. Eğer kabul ederseniz bundan böyle Gürbüz Ağa'yı sizin hizmetinize vermek isterim. Hacı Ağa ile konuşurum. Sarayda bir vazife bulunur elbet. Onun zaten bir vazifesi var. Bir müddet evvel eski saraya girdi. Safiye Sultan'ın attığı her adımdan haberdar olmanız için. Benim için casusluk mu edecek? Şeref duyarım sultanım. Canım yolunuza feda. Kat'i bir zafer için para kaynağını kesmeniz lazım. Gizli bir hazinesi var. Kayıtlarda geçmeyen yüz binlerce altın, dört bir yandan oluk oluk akan rüşvetler orada toplanıyor. Eğer orayı bulursanız, işte o vakit kurdukları nizam çöker. Bunları neden yapıyorsunuz paşam? Zannediyorum sadece bana yardımcı olmak için değil. Safiye Sultan'a olan nefretinizin sebebi nedir? Husumetimiz çok eski zamanlara uzanır. Anlayacağınız uzun bir hikaye. Vakti gelince anlatırım.